Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinin bir süredir aslında bir kriz içinde olduğunu tekrar hatırlamak lazım. Bu krizi aşmak için çok fazla malzeme veya gerekçe yok henüz. Bazı bir takım pratik tabi çözümler için bir takım sorunlar karşısında işbirliği derinleştiriliyor. O anlamda bir yakınlaşma var. Fakat Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinin Üyelik süreci zemininde ilerlemesine yönelik bir hamle göremiyoruz. Küresel gelişmeler, bölgesel gelişmeler, krizler, işte bir takım sorunlar, ekonomik sorunlar, işte terörle mücadele gibi güvenlik sorunları kapsamında aslında taraflar biraz daha kendi sorunlarına odaklandılar. Karşılıklı bir muhafazakarlaşma sürecini gördük. Biz bir süredir Avrupa Birliği üyesi ülkeler içinde yani ve Türkiye'de bunun da tabii Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine yan yansıması oldu, onu da yine e, vurgulamak gerekiyor, en sıkıntılı dönemlerde bile. Sonra zaten o sıkıntılar aşılınca yine üst düzey görüşmeler ve toplantılar sürdü. Fakat o görüşmelerden de tabii e, ilişkilerdeki krizleri aşacak sonuçlar pek çıkmadı. Çünkü e, bazı üye ülkelerle biliyorsunuz Türkiye'nin e, aslında bir takım kronik e, sorunları var yaşadığı. E, farklı argümanlar var geliştirilen, işte Yunanistan bunun başında geliyor zaten. Fransa ile bir dönem gerginlik yaşandı. Ee, onun dışında işte İngiltere biliyorsunuz çıktı Avrupa Birliği'nden ee, önemli dayanak noktalarından bir tanesiydi aslında Avrupa Birliği içinde e, Türkiye açısından. Fakat o çıkınca o bir boşluk oldu ama boşluğu tabi dolduran bir ülke vardı o da Almanya. Dolayısıyla Almanya'nın desteğini e, gördük. E, tabii onunla da yine e, belli ölçülerde ilerledi bu süreç. Bugün geldiğimiz nokta itibariyle. Ee, bir takım ilerlemeler olsa da krizleri çözmek yolunda işte atılacak adımlarda işbirliği bağlamında. Onun ötesinde işte üyelik müzakerelerine tekrar dönüş, işte e, görüşmelerin devam etmesi veya bir takım aksiyen işte gümrük birliği gibi bir takım e, aksayan e, politikaların veya ortaklık e, kurulan referans noktalarının e, revizyona tabi tutulmasına ihtiyaç var. İşte bu mülteci krizi sığınmacı sorunu diyoruz. Genel olarak da bir göç sorunu var aslında. Yani nitelikli e, işbirliğinden. işbirliğinden e, pragmatik işbirliğine doğru kayış oldu. Bu da orta ve uzun vadede tabii kültürel, sosyal, e, siyasi e, yakınlaşma gibi bir sonuç pek e, doğurmuyor. Ama ne oluyor? İşte e, anlık krizlere karşı çözüm üretme bağlamında tarafların yakınlaştığını görüyoruz. Mevcut koşullarda tabii böyle bir güncelleme henüz bu konuda bir uzlaşı olamadığı için söz konusu değil, o noktaya gelebilmiş değil taraflar. Tabii Türkiye bunu bekliyor. Türkiye'nin biliyorsunuz vize serbestliği, bu geri kabul anlaşmasını imzaladıktan sonra beklediği bir vize serbestliği argümanı var. Fakat bunun da sağlanamadığını görüyoruz Avrupa Birliği bir takım çekinceler koymuştu aslına bakarsanız başta. Türkiye'de tabi bu sefer geri kabul anlaşmasını tam uygulamayacağı kendi için sorun yarattığından dolayı gibi bir çıkış yaptı. Ekonomik ilişkilerle siyasi ilişkileri o kadar kolay ayıramıyoruz Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde. Zaten şöyle bir durum da var. İşte Gümrük Birliği son derece politize olmuş bir konu. Yani tam üye olmadan biliyorsunuz işte 95'te Gümrük Birliği'ne dahil oldu Türkiye. E, fakat e, hep Türkiye'nin itiraz ettiği bir şey vardı. İmtiyaz ortaklığa karşıyız. Tam üyelik olması lazım veya imtiyaz işte herhangi bir işbirliğine karşıyız diye aslında olan e, bir e, imtiyazın tanınmasıydı veya sağlanmasıydı Gümrük Birliği ile beraber. Bu yürüyor fakat artık bu e, mevcut durumda maliyetli olmaya başladı Türkiye'ye. Çünkü Avrupa Birliği'nin e, serbest ticaret anlaşmaları e, imzaladığını görüyoruz başka ülkelerle. Mesela Amerika Birleşik Devletleri ile bir serbest ticaret anlaşması imzalama e, süreci var tam anlamıyla tabii sonuçlandırılmış değil bu uzun süredir. 90'lardan beri çalışıyorlar ama sonuçlanmış değil. İşte en son örneklerden bir tanesi Japonya'yla imzaladıkları bir serbest ticaret anlaşması imzaladılar. Japonya ile Avrupa Birliği'nin anlaşması demek bütün işte Türkiye'nin pazarında Japonya'ya Japon ürünlerine açılması demek. Gümrüksüz bir şekilde, vergisiz bir şekilde. fakat karar alma mekanizmasında Türkiye olmadığı için kendi bu, bu Açılışın kendisine yol açacağı ekonomik maliyetleri masaya getiremiyor, gündeme getiremiyor veya tartıştıramıyor çünkü üye değil, karar alma mekanizmasında değil. Onu üye ülkeler yapıyor. Ama alınan kararlardan Türkiye'de etkileniyor. E, olmadı ama diyelim ki e, hani kötü senaryo olarak düşünelim onu. Amerika ile serbest ticaret anlaşması tam anlamıyla işte yürürlüğe girdi, uygulandı. Ne olacak? Bütün Amerika mallarına, ürünlerine Türk pazarı açılacak. Türkiye'nin pazarı gümrüksüz bir şekilde açılacak. E, i̇şte bunlardan dolayı bu gibi e, olumsuzlukları ortadan kaldırmak için Türkiye e, gümrük birliğinde revizyon talep ediyor. Ve aynı zamanda biliyorsunuz işte sanayi ürünleri, tarım ürünleri ayrımı var mevcut gümrük birliğinde. Bunun hepsi hiç, gümrük birliğinin bütün alanlar için geçerli olmasını da istiyor Türkiye artık. şey i̇şte ya Yunanistan'ın engeliyle karşılaşılıyor. Başlarda Almanya'da yokuşa sürmüştü aslında bununla ilgili görüşmeleri veya ilerleme kaydedilmesine. Fakat sonra bununla ilgili biraz daha olumlu, ılımlı bir tutum sergiledi Almanya. Fakat tabii sonuç itibariyle diğer ülkelerin rızası gerekiyor, onayı gerekiyor sürecin tamamlanması için. Kendileri açısından da e, maliyet hesabı yapıyorlar. Ne getirir ne götürür vesaire. İşte politize olduğu için de e, bazı siyasi e, gruplar işte Avrupa Parlamentosu içinde olsun veya e, işte üye ülke temsilcileri bağlamında olsun. Onlar da bu işi yokuşa sürebiliyorlar. Sonuca e, herhalde erdirilmesini beklemek e, çok e, rasyonel olmaz. Ama bir süre sonra görebiliriz. tabii Ortak uzun vadede sonuç. Doğu Akdeniz'de hakikaten e, çok ciddi bir e, hesaplaşma yaşadı e, ülkeler. Doğu Akdeniz'de Akdeniz'e sınırı olan, Akdeniz'e sınırı olan tüm ülkeler Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili olmak durumunda, alakalı olmak durumunda ve dışlanmamaları gerekir. Tüm ülkeler için bu geçerli. Türkiye başta olmak üzere en uzun sahil hattına sahip biliyorsunuz. Türkiye belli ölçülerde de olsa istediği noktaya getirebildi diyebiliriz aslında tartışmaları. Akdeniz hakikaten içten içe kaynayan bir kazan hala. Stratejik hamleler yapılıyor. Birçok ülkenin işte donanma varlığını görüyorsunuz. İşte istihbarat çalışmalarını görüyorsunuz. E, tabii Akdeniz deyince hemen arka planda Suriye'yi düşüneceğiz, Mısır'ı düşüneceğiz, İsrail'i düşüneceğiz. E, burada tabii özel sektör temsilcileri de yer alıyor. Yani şirketler, firmalar işte Fransız menşeli, işte İngiliz menşeli, İtalyan menşeli birçok var. Dolayısıyla bunların bir rekabeti söz konusu Akdeniz'de. E, arama tarama faaliyetleri bunun nasıl yapılacağıyla ilgili e, süreçler, işte Türkiye'nin hamleleri biliyorsunuz kendisi arama tarama faaliyetlerini yürüttü. E tabii hemen devreye Kıbrıs meselesi giriyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ulusal platformda tanınmamasının yarattığı sıkıntıları, sorunları Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yaşıyor. Rum yönetimi kendi hani tanındığı için tırnak içerisinde kendi hamlelerini yapabiliyor. Ve Yunanistan burada Türkiye'yi... E, görmezden gelircesine zaten argüman e, bu kara suyu kıta sahanlığı bağlamında farkları var, e, Gelircesine kendi hamlelerini yapmaya çalışıyor. Biliyorsunuz Türkiye'nin Libya ile bir anlaşması vardı ve oradan bir alternatif hat e, çıkartarak aslında e, karşı tezi engellemeye yönelik bir girişim yapmıştı. Ee, tabii Yunanistan'ın şöyle bir e, durumu var, onu da mutlaka vurgulamak lazım. Dış politikası Türkiye'ye çok endeksli. Türkiye bölgesel güçtür. Ee, Yunanistan da bu yolda ilerleme bağlamında kendince hamleler yapıyor ama henüz o kategoriye yerleşmiş durumda değil. Ee, tabii bu işte e, adaların e, kıta sahanlığına sahip olup olmaması, karasuyuna sahip olup olmaması gibi sorunlar zaten Türkiye ile Farklı argümanlar ortaya koyduğu için anlaşmazlık noktasını gösteriyor bize ve bu konuda da hani Yunanistan'ın tezi işte uluslararası mahkemeye gitmek, Türkiye buna karşı net durum diyor. Dolayısıyla da bu sorun devam edecektir. Hemen şunu da ekleyeyim. Aslında biz parçalara odaklanıyoruz ama aslında sürekli çatışma hali var. Yani resmin büyüğüne baktığınızda yapısal bir durum söz konusu. Bu tarihten geliyor. Almanya tabii Türkiye ilişkileri bağlamında da belki değerlendirmek gerekir bunu yeni e, isimlerin nasıl bir profil ile ilgili olarak Merkel de zamanında çok eleştirmiştir Türkiye'yi ve Türkiye'nin hani Avrupa Birliği üyesi olamayacağını hani Hristiyan demokrat geleneği vurguladığı gibi hep söylemiştir. E, fakat hükümet olunca e, örneğin müzakere sürecini kesme veya e, işte askıya alma, dondurma bu yolu tercih etmedi bunu önerebilirdi Avrupa Birliği kurumlarına bu mekanizma işletebilirdi. Ben de hani katılmıyorum. üye olacak bir ülke konumunda görmüyorum. Mealinden çok açıklama yapmıştır. Ama yeri geldiğinde de Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerin tıkanıklıkları aşını aşmaya yönelik hamlelerde yapmıştır. Çünkü sorumlulukla hareket ediyor. Hükümet olma sorumluluğuyla hareket ediyor ve Avrupa Birliği'nin lideri olma sorumluluğuyla aslında Almanya hareket ediyor. idi. O çizgiyi takip ederek bugün aslında gelindi. Sosyal demokratlar açısından baktığımızda da aslında biraz bu işin geçmişine baktığınızda sosyal demokratların iktidar olduğu dönemde Almanya'da hep Türkiye ile yakın ilişkiler olduğunu gördük. Yani Türkiye yönelik olumsuz tutum pek görülmez sosyal demokrat iktidarları döneminde. Genelde Hristiyan demokratlar döneminde işte. Ee, ve o hani birlik yapısı içerisinde görünür muhafazakar alt yapıdan dolayı sosyal demokratlar döneminde hep ılımlı bir profil ortaya çıkmıştır. Fakat tabii sosyal demokratlarda da Avrupa genelinde aslında dünya için böyle. E, genel sosyal e, demokrasi hareketlerinde bir sağlaşma refleksi var. O şekilde yorumluyorum ben onu. Yani işte e, popülist açıklamalar veya sağ eğilimli bir takım açıklamalar e, yani neredeyse işte sağ ve sol partiler artık ayıramaz hale geldiğimiz bir dünyadayız. Dolayısıyla hani bu benzeşme bakalım e, öyle bir şey olduğu zaman sosyal demokratlara nasıl yansıyacak? Günümüz sosyal demokratlarına nasıl yansıyacak? Türkiye ile ilişkiler bağlamında da. Ama Almanya yine Avrupa Birliği'nin e, sanayi e, gücü, işte tarım gücü, ekonomik dinamikleri, potansiyeli kaynaklarıyla yine lokomotif ülkesi olmaya devam edecektir.